Selam dostlar, yeni bölümümüze hepiniz hoş geldiniz. Bugün uzun süredir videolarda sözü geçen ekonomi konusunu Mustafa ile beraber konuşacağız. Sözü çok uzatmadan hemen konuya girmek istiyorum. Hemen gir, çok heyecanlıyım. Mustafa'cığım, ne anlatacaksın? Bu zamana kadar canlı yayınlarda olsun, diğer videolarda olsun, ekonomi konusu açıldığında sürekli şunu söyledin. Bir gün işte, ekonomi konuşacağım. Bir gün ekonomi konuşacağım. Ne anlatmak istiyorsun? Ekonominin genel olarak durumunu anlatacağım ama işte insanları rakamlara boğmadan, egzantrik terimler ya da işte kavramlar kullanmadan basitçe herkesin anlayabileceği, sokakta yürüyen adamın anlayabileceği bilgilerle anlatacağım. Genel olarak durumu özetleyeceğim. Bir de dostlarımızın bu durumdan nasıl bir hareket planı çıkartabileceği ya daha doğrusu yatırım tavsiyelerini vereceksin. Yatırım tavsiyesi kesinlikle vermeyeceğim. Yatırımlık bir durumda zaten değiliz. Kendini nasıl koruyacağını anlatacağım dostlarımıza. Ben nasıl koruyorum ya da işte nasıl korumaya çalışıyorum, neyi görüyorum, gelecekte ne olmasını öngörüyorum, işte ona göre kendinizde pozisyon alın şeklinde bir uyarı, bir mesaj vermek istiyorum. Alan alır, almayan almaz, dinleyen dinler, dinlemeyen dinlemez. Ben söyleyeyim, yarın öbür gün olacakları karşılaştırırız. Mustafa demişti dersiniz ya da ulan sallamış herif hiçbir dediği de tutmadı da diyebilirsiniz. Ben anlatacağımı anlatayım. Süper. Türkiye'nin ekonomisini nasıl buluyorsun? Türkiye'nin ekonomisini arıyorum, bulamıyorum abi. Çünkü bulunabilecek bir şey yok ortada. Durum biraz vahim. Yani kötü ya da iyi diye değerlendiremiyorum. Vahim bir ekonomik tablonun içerisindeyiz. Ve büyük sonuçları olacak. Büyük sıkıntılı sonuçları olacak. Ne zaman? Hani sana tarih veremem. Tarih verme işi ancak müneccimin işidir. Sana der ki şu zaman şu olacak. İşte 2 ay sonra dolar 12 lira olacak. Bunu diyen adam geri zekalıdır. Bunu diyen adam yalancıdır. Ama işte olması gereken bir seviye vardır. O seviyeden bahsederse hani doların atıyorum bir hesap yapar kafasında olması gereken bir değeri çıkartır. Bir rakam belirler. Dolar şu seviyede olmalıdır ve bu seviyeye gidecektir der. Tarih veremez. O anlaşılabilir. Ama sana şu zaman şu gün bir şey olur diyemem. Bu zamana kadar mesela ben büyük bir kriz ve büyük bir çöküş öngörüyordum ekonomide. Bu gerçekleşmedi. Mesela buna tarih vermiş olsaydım tutmayacaktı. Ama şimdiye kadar çoktan olmuş olması lazımdı. Olmadı. Biz çok kötü ekonomi yöneten bir ülke olduğumuz için sorunları yokmuş farz ederek, öteleyerek çözmeye çalışıyoruz. İşte o yüzden işte bizim yaşayacağımız sert kriz de ötelendi ve öteleniyor. O yüzden ben daha ne kadar ötelemeye gücümüz var, daha ne kadar öteleriz bilemiyorum ama takla olacak. Takla attırma diyordun genelde. Evet, bu takla attırma. Çünkü biz, biraz gireyim mi konuya? Lütfen. Bizim en büyük ekonomik problemimiz, Türkiye için konuşuyorum. Ekonominin nasıl yönetildiği, serbest piyasa ekonomisi, dolar politikası, yani kur politikası ya da işte vergi politikası, vergi adaleti falan bunlar da saçma sapan durumda ama bunlar değil. Bizim en büyük problemimiz üretmiyor olmamız. Biz üreten bir toplum değiliz, üreten bir ülke değiliz. Üretmediğimiz için de ekonomik olarak büyük ya da güçlü olmamız mümkün değil. Sadece işte nüfus kalabalığımız var, nüfus gücüyle büyük bir ekonomi gibi görünebiliyoruz. Ama ekonomimizin temel kaynağı bulduğumuz borç ve çevirebildiğimiz, takla attırabildiğimiz borç miktarı. Kısaca şöyle özetleyeyim. Cebinde kaç para var bilmiyorum. Ama o senin cebindeki para. Atıyorum 50 lira ya da atıyorum 500 lira. O para senin değil. Sen zannediyorsun ki cebimde 50 lira var ve bu para benim. Hayır. O para senin daha sonra ödemek için birileri tarafından borç alınmış ve senin hanene borç olarak yazılmış. İşte muhtemelen senin oğlun Yaman'ın ödeyeceği, işte benim kızım Aden'in ödeyeceği borç miktarları şu andaki cebinde olan para. Yani senin paran yok. Bu herkes için geçerli. Şu an cebinizde ne kadar para varsa onlar evlatlarınızın ya da torunlarınızın yarın öbür gün faiziyle birlikte ödeyeceği borçlar. Biz buna ne kadar takla attırabilirsek, bu borca ne kadar takla attırabilirsek, borç takla attırma terimini anlayabiliyor musun? Açıkla istersen. Yani böyle, böyle insanlar vardır. Etrafında görebilirsin. Adamın işi yoktur, pek gücü yoktur, geliri yoktur. Ama kral hayatı yaşar. Birkaç tane kredi kartı almıştır. O kredi kartıyla harcamaya başlar.
ve o borcu başka bir kredi kartından aldığı parayla öder, öbürünü de başka bir kredi kartından aldığı parayla öder. Yani ilk borcuna takla attırır ve borcu sürekli faiz 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 şeklinde büyür. Peki Türkiye'nin ekonomisi bu hale nasıl geldi? Hiç umudun yok mu? Umut her zaman var. Umut yoksa hayat yok demektir. Umut var ama zor. Bu hale nasıl geldiğini anlatmaya çalışsam 50-60 yıllık bir geçmişten bahsetmem lazım. Ne bu videoya sığar, yani ne de o kadar ahkam kesebilecek detaylı tarihsel ya da kronolojik bilgiye sahibim. Ama işte 50-60 yıllık bir mazinin işte bugün getirdiği, bizi getirdiği son noktayı anlatmam lazım. O yüzden oraya hiç girmeyeyim bu hale nasıl geldiğimize. Yalnız şu anda yaşadığımız çarpık durumun sebebini anlatayım. Bu zaten en önemli nokta. Yani muhtemel yarın öbür gün oluşacak ekonomik krizin ya da ekonomik buhranın asıl sebebi de bu. Biz uzun zamandır çok yanlış bir ekonomik politika gidiyoruz, yürütüyoruz daha doğrusu. İnşaat sektörü üzerinden büyümeye dayalı bir politika yürütülüyor ülkemizde. Şimdi bu biraz sıkıntılı bir durum. En azından ilk başı için iyiydi. Şimdi inşaat sektörü öyle bir sektör ki çok farklı sektörlere aynı anda kaynak yaratacak ve çok farklı sektörlerle birlikte çalışan bir sektör. Sen inşaat sektörünü ayakta tutarsan ve bina yapıp satabilirsen, bunu yapabildiğin müddetçe piyasaların neredeyse tamamına para pompalamış olursun. Yani kalbi inşaat sektörü yaparsan vücutta, bu sektör çalıştığı müddetçe piyasaya para pompalanır, vücudun her yerine kan gider. Herkes memnundur, herkes mesuttur. Yalnız işte bunun doyum noktası olmayan bir endüstri olması lazım ki sen o kalp çalışmaya devam edebilsin. Geldiğimiz noktada şöyle bir şey var. Sadece İstanbul için konuşuyorum. Benim duyduğum 2 milyon tane satışa hazır stokta ev var. Şimdi İstanbul'un nüfusu zaten kaç kişi ki? Hepsinin eve ihtiyacı olsa 2 milyon tane ev anca orayı doyurur. Ki aslında herkes evlerinde oturuyor. Yani kime 2 milyon tane evi satabilirsin şu anda? Bütün inşaat firmaları, bütün müteahhitler kan ağlıyor. Şimdi senin elinde stok var, satamıyorsun. Yenisini de yapamıyorsun. Çünkü elindekini satamamışsın. Artık para da gelmiyor. Eskiden mesela bu şişe insanlar şey diye bakıyordu. Bir tane ev alayım, krediye gireyim, o kredinin parasını ödeyeyim ya da hatta o evi kiraya vereyim, işte o kredisini ödesin. Ben de krediyi tamamlayayım. Kredim bittiği zaman da bir ev sahibi olmuş olayım. Nasıl olsa işte benim topraktan girdiğim ev atıyorum 250 bin liraya girdiysem bittiği zaman 500 bin lira olacak. 4-5 senede paramı ikiye katlamış olacağım. Evi satar, yeni bir şey yaparım ya da yeni bir iki tane topraktan daireye girerim gibi bir hikayenin peşine koşup insanlar alıyordu. Fakat işte gerçeklerin gün yüzüne çıkmak gibi kötü bir huyu vardır. Bir gün muhakkak gün yüzüne çıkacaktır. Hiçbir şey, ekonomide hiçbir şey sonsuza kadar gitmez. Hiçbir yükseliş sonsuza kadar sürmez. Hiçbir düşüş de sonsuza kadar sürmez. Her şey fena halde denge noktasına yakınsamaya çalışır. Ekonomide de bu kesinlikle böyledir. Her şey için söylüyorum. İşte dolar enstrümanı içinde, başka para birimleri, para çaprazları içinde bu böyledir. Bu bardak içinde böyledir. Bunun fiyatı da denge noktasına yakınsama üzerine çalışır. Nitekim bina ve ev de böyledir. Şimdi yap ama kaynak sonsuz değil ki. Sen yapıyorsun, evi satamıyorsun bir yerden sonra. Çünkü artık işte bakıyorsun ki o kadar fazla ev var ki kiralar düşmeye başlıyor önce. Boşta ev var. Adam evi almış. Kiraya verecekti, oradan parayı döndürecekti. İyi de herkesin boşta evi var. Başlıyor, ben kiraya verebileyim diye işte kira fiyatını düşürüyor. Öbürü de düşürüyor. Kira fiyatları düşüyor. Kira geliri düşünce ev sahipleri diyor ki eyvah, kira gelirleri düştü. Otomatik olarak satış fiyatları da düşüyor. Onunla birlikte bir de stokta boşta evler var. 2 milyon tane stokta ev var demek
gerçekten korkunç bir durum. Bu eğer Avrupa'da başka bir ülkede falan olsa alarm zilleriyle yıkarlar ortalığı. Biz ne yapıyoruz? Bu evleri nasıl satabilir hale getirebiliriz üzerinden politika, ekonomi politikası yürütmeye devam ediyoruz. Israrla faizleri düşürmeye çalışıyoruz. Ben faizler artsın ya da faizler düşsün diye bir şey içerisinde değilim. Ama olması gereken bir rakam var. Sen onu üzerine de manipülasyonla atamamalısın. Altına da manipülasyonla ya da bu böyle olsun diyerek düşüremezsin. Çünkü tatlı tatlı yemenin acı acı sonuçları oluyor. Yani sen bir enflasyon oranın var. Şimdi enflasyonun altında faiz oranı belirlersen halkını enflasyona ezdirmiş olursun. Yabancı yatırımcıya dersin ki, yani yabancı yatırımcı gerizekalı değil ki senin benim gibi. Adam bakıyor, rakamları alıyor eline. Diyor ki enflasyon, bunlar açıklamışlar diyor TÜİK verileri, atıyorum %20 diyor. Ben diyor bir de hesap edeyim. Bir bakıyor adam, reel enflasyon böyle değil. %40 TÜİK verisi reel enflasyon. Ben kime güveneceğim diyor adam. TÜİK verisine tabii ki güvenmeyecek. Ben de güvenmiyorum. Ben diyor kendi yazdığım hesaba bakarım. Şimdi enflasyonun senin %30'sa, verdiğin faiz %20 ise o yabancı der ki kusura bakmayın biz buraya girdiğimiz zaman zaten otomatik olarak zarardayız. Ben buraya girmem. Aynen bu şekilde de oluyor. Yabancı senin sıfatına bakıyor. Diyor ki senden cacık olmaz. Ben diyor gidiyorum başka bir yer bulurum kendime. Çünkü bir tek Türkiye değil ki. Bu arada yabancı da babasının hayrına gelmiyor. Burada kazanç varsa getiriyor parayı koyuyor. Burada kazanç yoksa senin gül hatırına gelecek bir durumu yok. Ya sana faizle borç verir ya da gelir burada senin piyasalarında oynar. Senin piyasalarında topladığı parayı senin benim cebimden yatırımcı olarak küçük yatırımcı ya da büyük yatırımcı neyse toparlar o gider. Adamdan parayı toparlar. Ondan sonra parasını dolara çevirir, basar gider. Sana da say goodbye. Yani sen faizi bu şekilde düşürürsen ev satayım diye müteahhitler sekteye uğramasın, biz ev satmaya devam edebilelim, inşaat sektörü devam etsin diye böyle saçma sapan bir şey yaparsan ekstra sonuçlar olacak. Şimdi herkes yerli de artık kendini korumaya çalışıyor. Yatırımcı da kendini korumaya çalışıyor. Yatırımcıyı geçtim. Bireysel insan da, özel kişilik de kendini korumaya çalışıyor. Adam biliyor ki parasını TL'de tutarsa birkaç gün içerisinde parası devalü olup yarısına düşebilir. Diyor ki ben diyor paramı dövizde tutayım. Bak şeylere, banka mevduatlarına %60 civarı döviz tevdiat hesaplarında duruyor para. Yani yerleşik, Türkiye'de yerleşiklerin paraları %60 olarak dövizde bankaya yatırılmış durumda. %40 da TL'den bankaya yatırılmış durumda. Bu ne demek oluyor? Türkiye'deki adam da TL'ye güvenmiyor. Kendini koruyabilmek için, para kazanmak için değil ha. Bak dolarda duran adam para kazanmaz. Dolar şu anda birdenbire 15 lira da olsa bu senin para kazandığın anlamına gelmez. Karşılık olarak zaten TL'de kaybediyorsun. Ya da o sana yarın enflasyon olarak, yarın o sana vergi olarak, yarın o sana elektrik zammı, doğalgaz zammı, benzin zammı olarak geri dönecek. Senin o para zaten cebinden çıkıyor senin. Hani dolarda olan adam dolar fiyatı arttı, ben para kazandım diye düşünmesin, öyle bir şey yok. Dolarda adam olan adam işte ben reel tutabiliyorum paramı diye düşünsün. O yüzden de işte %60 döviz olarak bankalarda tutuluyor. Sen eğer dövizi mesela kredi faizlerini düşüreyim ve ev sattırayım diye düşünüyor ya. Bir yandan da diyor ki doları da yükseltmeyeyim ama. İşte biz böyle garip bir şey içerisindeyiz. Hem faiz düşük olsun hem dolar yükselmesin. Yani hem ayranım dökülmesin hem kötü mevzular yaşanmasın. Böyle bir dünya yok, kusura bakmayın. Bunların hepsi işte ekonomik zorbalık yöntemleri ve hepsinin bir geri dönüşü, çok sağlam bir geri dönüşü olacak hepimize. Cebimize, sosyal yaşantımıza, yarın öbür gün yaşanacak işte muhtemel kriz diyeyim ben, yumuşatarak söyleyeyim, krize. Bunlar hepsi ön ayak. Şu anda krizde miyiz?
Şu anda krizdeyiz. Nasıl çıkılır krizden? Önce krizde olduğumuzu itiraf etmemiz lazım ki çıkış yolu arayalım. Şimdi biz krizdeyiz ama kimse krizdeyiz demiyor. Yani bir çocuğun kral çıplak diye bağırması lazım. Bu olmadığı müddetçe krizden çıkış aramıyoruz. Krizden şöyle çıkılır. Bir krize girersin, düşersin, dibe batarsın, dibe ayaklarını çok sağlam vurursun. Bütün krizlerde böyledir. Aç bak, dünyada işte ekonomik krizlere bak. Bir dip vardır. O dibi gördüğün anda çok sağlam bir şekilde ayağını yere vurursun. Çok hızlı bir çıkışı vardır. Bizim yaptığımız krizi kabul etmeyerek kendimize ayağımızı dibe vurmamak için yeni dipler kazmak. Hep öteliyoruz. Yeni dipler kazıp öteliyoruz. Garip uygulamalar yapıyoruz. Swap faizleriyle oynuyoruz. İşte bankalardaki karşılık miktarlarını düşürüyoruz. Sonra işte senin benim bankaya yatırdığımız döviz paralarını bir bakıyorsun ki başka bankalara, Merkez Bankası, başka bankalara, işte kamu bankalarına o paraları piyasada sattırıyor. Böyle garip garip şeyler oluyor ve biz daha fazla dibi kazıyoruz ki ayağımız dibe değmesin diye. Yarın öbür gün eninde sonunda değecek, eşyanın tabiatı bu. Ama o kadar derinleştirdik ki biz o dibi, vurduğumuz zaman ayağımızı yukarıya çıkacak enerji, yukarıya çıkacak nefesimiz olacak mı? Bu büyük bir soru işareti. Ya da o kadar derinlik olacak ki vursak bile yukarı çıkamayacağız. Ortalarda yani bir yerde bayılacağız. Ama ya bayılacağız ya da birileri elimizden tutacak. Ya da Allah bize son bir şey verecek. Dayanma gücü verecek. Anca öyle çıkacağız. Ya da birisi şapkadan tavşan çıkaracak. Bilmiyorum yani. Ama yani eşyanın tabiatına aykırı bir ekonomi yönetimimiz var. Allah sorumuzu hayretsin diyoruz. Az önce dedin ya, inceldiği yerden kopacak. Bir gün birisinin çıkıp kral çıplak diye bağırması lazım. Bu ne zaman olacak? Yani oluyor mu ya da şu anda? Yok zaten kral çıplak. Ha beni mi diyorsun? Evet. Yok be abi. Yani benim söylediklerimi çok daha fazlasıyla ve çok daha detaylı söyleyen insanlar var. Pek dikkate, kimileri tarafından dikkate alınıyor ama genel olarak dikkate alınmıyor. Kral çıplak şöyle, malumun ilanı diyeyim ben ona. Şöyle olacak muhtemelen. Müneccim değilim ama sadece tahmin. Bir sabah bir uyanacağız. Müteahhit firmalardan biri diyeyim. Büyük bir işte grup firma. Bir müteahhit yani. Bir inşaatçı. Diyecek ki tamam arkadaşlar biz battık. O öyle bir şey duyarsanız anlayın ki film başladı. O çünkü domino etkisi bir. Az önce söylemiştim ya, inşaat sektörü diğerleriyle çok bağlıdır birbirine. Şimdi bir tane inşaat firması batarsa, büyük inşaat firması, işte onun tedarikçileri de batar, onun müşterileri de batar, onun iş yaptığı, onunla karşılıklı para alışverişi olanlar da batar. Hı hı. O olursa onunla birlikte domino etkisi olarak diğer inşaat, zorda olan inşaat firmaları da patır 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 yıkılır. Bu böyle başlar. Yani benim tahminim, kral çıplak diye bağırma hadisesi büyük bir inşaat firmasının, büyük bir müteahhitin batmasıyla gerçekleşir. Bunu duyurdukları zaman. Şu ana kadar batmadı mı? Şu ana kadar pek çok müteahhit pek çok kez battı. Fakat sürekli kurtarıldı. Kurtarılmaya da devam ediyor. İşte bir gün kurtarılamayacak şekilde batıyor olacak. Ve artık hani böyle şeyde vardı ya, Titanic filminde kız artık çocuk donduktan sonra bırakıyor. Çocuk aşağı doğru süzülüyor böyle buz halinde. Ha işte artık çocuk donmuş olacak böyle, o müteahhit donmuş olacak böyle, elini bırakacaklar, öyle gidecek. Ondan sonra Welcome to the Hotel California. Hikaye böyle başlayacak diye tahmin ediyorum ben. Ya bir tane daha korkunç bir durum var. Bir borcumuzun itfasını ödeyemezsek böyle de başlayabilir. Ama o bir şekilde döndürüyorlar. Marifetli bir ekonomi yönetimimiz var. İşte bir Londra'ya gidiyor, bir Çin'e gidiyor, bir Rusya'ya gidiyor. Öyle kafasına göre geziyor bir yerlerden para buluyor. Aman o söz, aman bu sözle. Yani o bakımdan borç itfaları hep ödeniyor bir şekilde, yapılıyor. Peki şimdi dolar düşüyor, çıkıyor, düşüyor, çıkıyor. Bir şekilde ülkede bazı olaylar oluyor ve bu doları etkiliyor. Sana göre bu hareketleri ne belirliyor? Dolar ne olur? Aslında en çok merak edilen konu bu. Şimdi mesela bu videonun başlığına şey yazabilirsen, dolar 12 lira olacak yaz. Çatır çatır izlenir. 1 milyon izlenir bu video. Bir tane öyle şey var. Selçuk muydu ne manyaksa.
sürekli böyle videolarında clickbait. Dolar 12 lira olacak. Bugün mesela şey yazmış. Dolar 12 değil 65 lira olabilir yazmış. Bodrum'dan sesleniyor. Ya sürekli dolar 12 lira olacak üstünden herif prim yapıyor. Anlattıklarının içerisinde çoğu doğru. Dolar 12 lira da olabilir bu arada. Muhtemelen olacaktır da. Ama herif bütün videoları bunun üstüne şey yapmış. Fakat bunu söylemek müneccimlik. Şimdi doların fiyatını belirleyen şey TL çaprazıyla söylüyorum. Türk lirası bazında doların fiyatını belirleyen şey aslında Merkez Bankası'dır. Kendi para politikasıyla. Mesela biz serbest döviz kuru politikasıyla iş yapan bir ülkeyiz. Yani kağıt üstünde böyleyiz. Teoride böyle olması lazım ama fiziksel şu anda mesela tamamen sabit döviz kuru politikası gibi bir şey uyguluyoruz. Daha doğrusu zorbalıkla yönetilen bir döviz kurumuz var. Nasıl yani? Şimdi doların fiyatını şu anda yaptığımız Merkez Bankası'nın yaptığı manipülatif hamleler, Merkez Bankası ve işte etrafına, diğer kamu bankalarına yaptırdığı ya da işte ara sıra siyasilerin çıkıp konuştuğu manipülatif hamleler belirliyor. Zaten bir para biriminin değerini o ülkenin Merkez Bankası belirler. Aslında normalde piyasa belirler bunu da. Yani Merkez Bankası buna müdahale eder ya da etmez. Bu güce sahiptir. Şey gibi düşün. Maçı yöneten bir işte dolar takımı var, TL takımı var, bir de hakem var. Merkez Bankası. Merkez Bankası istediği gibi hani doların TL ile yaptığı maç serbest piyasadır. Orada işte alıcılar vardır, satıcılar vardır. Kim kime hakimse onun değeri artar falan filan. Fakat bir de hakem vardır Merkez Bankası. Ara sıra der ki tüt penaltı. Bizim geldiğimiz noktada Merkez Bankası dolar TL üzerinden işlem yapıyor yatırımcı gibi. Viyop denen bir piyasa var. Kaldıraçlı bir piyasa. Oradan emirler verip işlemler açıyor. Yani burada da şeye geçiyor yani. Hakemsin. Diyor ki ben hakem olarak devam edeceğim. Şut da ya, çekeceğim ama arada. Yok diyor ki bir takımın da formasını giyeceğim. Bunlardan birisinin formasını giyeceğim. Hakemliğime de devam edeceğim. Aynı zamanda santraforuyum ben bunun diyor. Arada diyor vururum da yani. Geldiği zaman atarım da köşeye diyor. Çok saçma abi ya. Yani ben kusura bakma ama evet çok saçma. Ya biz Merkez Bankası dolar TL üzerinden işlem ve pozisyonlar açıyor. Bakın hani kafamdan uydurmuyorum. Bu gerçek. Açıp bakabilirsiniz. Merkez Bankası'nın viyop pozisyonları var. Yani fiyatını kendi belirlediğin bir enstrüman üstünden alış satış işlemi yapıyorsun. Yani şöyle bir şey var. Senin elinde doları bugün 10 lira yapacak güç var. Tamam mı? Dolar da şu anda 5 lira diyelim. Gidip kendine dolar 10 lira olacak diye dolar pozisyonu açıyorsun. Kaldıraçlı. Ve doları 10 lira yapıyorsun. Nasıl? Sergen Yalçın yapıyordu bunu bize. Ha aynen aynen. Kendimi oynayıp böyle oradan. Canını dişine takıp. Bravo. O biraz daha etik. Bak o da etik değil de. O biraz daha etik. Böyle saçma sapan bir durum var. O yüzden şimdisi için mesela ben uzun zamandır herkese şey derim. TL bacaklı herhangi bir para çiftiyle işlem yapmayın. Yarı yolda bırakırlar. Çünkü bu manipülatif durum. Bana soracak olursan dolar şu anda kaç para olmalıdır diye. Şu anda 8,5-9 lira olmalıdır. Doların olması gereken değer budur yani. Belki daha fazla. Ama dolar 5,5 lira. Bu aradaki fark ne? Zorbalık ekonomisi. O yüzden diyorum ki bak mesela geçenlerde 4 puan faiz indirdi Merkez Bankası. 4 mü 4,25 mi ne? %20'nin altına düşürdü faizi. Normal şartlarda NŞA'da böyle bir faiz indirimi, dramatik bir faiz indirimi, dramatik bir dolar patlamasına ya da işte döviz patlamasına sebep olmalıydı. İşte dolar 5.70 civarı, 5.75 civarıydı. İşte altının üstüne atmalıydı. Matematiksel olarak, insani olarak, akli olarak her şekilde altının üstüne atmalıydı. 5.50'ye düştü. Peki ben sana bu olaydan 2 gün önce ne dedim? Dolarla ilgili. Ters köşe. Ters köşe. Şimdi dünyanın bu ters köşe
ters köşeye bir şu anda bir altyazı yaz böyle. Ters köşe diye. Hatta benim şeyi de söylediğim şeyi de vurgulu ver. Ters köşe, ters köşe, ters köşe. Bu ters köşe şu anda Türkiye'de ve dünyada, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, global bir para keriz silkeleme şekli. Bakın bunu bir başka videoda ters köşeyi sadece şey alalım. Anlatayım nasıl olduğunu. Çünkü bunu bizim Cumhurbaşkanımız da yapıyor. Amerika'nın başkanı da yapıyor. Diğer merkez bankaları da yapıyor. ECB de yapıyor. İşte Japonya bile yapıyor. Boş bile yapıyor. Japonya yapıyorsa geri kalan herkesin yapmasını anlarım yani. Ters köşe yeni ekonomik trenddir. Dünyada beklentinin tersini oluşturup her keriz silkelemesi yaptırırlar. Bunun olacağını da sana daha önce söylemiştim. Doların 5.50'ye düşeceğini de daha önce söylemiştim. Faizin düşeceği halde. Evet. Bundan sonrası için de şöyle söyleyeyim. Daha fazla düşme alanı hemen hemen imkansız. Çünkü yerli burada yerleşik insan, Türk insanı akıllı. Doların her düşüşünü yeni bir dolar alım fırsatı olarak görüyor. Çünkü sadece kendini onunla koruyabileceğini ya da altınla koruyabileceğini biliyor. Ama genellikle işte daha likit olduğu için döviz dolar tercih ediyor. O yüzden daha fazla düşeceğini zannetmiyorum. Ve yarın öbür günde gitmesi gereken o korkunç yere gidecek. Ama tarih vermiyor. Mustafa, geçen gün bir sohbetimizde çok enteresan bir bilgi vermiştin. Onun burada altını çizmek istiyorum. Nedir o? Merkez Bankası bu döviz alışverişlerinde, bu az önce söylediğim felaket senaryosunda bizi bekleyen kötü bir son olduğunu söylemiştin. Merkez Bankası karşılığı olmayan bir kaynak. Şöyle, şimdi... da insanlara dolar satıyor şeklinde. Anladım. Orada anlatmak istediğim şey şu. Son özellikle 2 aydır falan böyle manasız bir dolar satım hamleleri geliyor. Manasız demeyeyim, çok manalı tabii de. Manasızdan kastım şu. Şimdi bakıyorum ben, Merkez Bankası rezervleri suyu çekildi. İşte en son ihtiyat akçesine de, yani kefen parasına da el kondu. O da yok. Onlar hep piyasaya para pompalamak için. Yani şu anda benim tahminim, Merkez Bankası dolar rezervi olarak ya da para rezervi olarak tam takır kuru bakıra çok yakın bir durum. Fakat işte kamu bankaları böyle düzenli olarak ara ara büyük miktarda dolar satışı gerçekleştiriyor. Dolar fiyatını dizginlemek için. İşte dolar atıyorum 5.80 gördüğü anda bir böyle yüklü bir dolar satışı gerçekleşiyor. Dolar 5.80'i aşamadıktan sonra da yavaş yavaş işte 5.70'lere geliyor. 5.70'lerde bu sefer 5.70'i aşmayı denediği zaman yüklü bir satış geliyor. Yine bir kademe aşağı iniyor. Benim merak ettiğim şu. Elimizde para yok ve bu kamu bankaları neyi satıyor? Hangi parayı satıyor? Orada da az önce söylediğim bir şey vardı. İşte bizim Türkiye'de yerleşikler paralarının %60'ı dolar şeklinde, döviz tevdiat hesabı şeklinde bankalarda. TL'ye güvenmedikleri için. Yani aklı olan adam şu anda TL ile işlem, özellikle bu enflasyonist ortamda, bu düşük faiz ve daha da düşeceğini öngördüğümüz faizde TL'de durmak biraz sıkıntı. İşte paranın %60'ı döviz tevdiat hesabı olarak bankada ve bu paralar belli bir karşılık miktarı haricinde Merkez Bankası'nda olmalı. Benim tahminim, birkaç yerden de duyduğuma göre, işte bu kamu bankalarının piyasada satış yaptığı dolarlar ya da döviz, işte senin bu yarın öbür gün artar mı acaba, biz kendimizi ezdirmeyelim diye dövize çevirip bankaya yatırdığın para olma ihtimali çok çok yüksek. Çünkü başka bir para yok ortada. Yani şöyle düşün, sen diyorsun ki yarın öbür gün dolar artacak. O yüzden ben paramı dolara çevireyim, bankaya yatırayım, onun da küçük bir faizi olacaktır. Oradan kendimi kurtarayım diye düşünüyorsun. O parayı götürüyorsun, bankaya yatırıyorsun. Merkez Bankası alıyor o parayı ve kamu bankaları aracılığıyla senin yükselmesini beklediğin doları, senin paranı kullanarak satışa koyuyor ve doları düşürüyor.
Bu aslında ne diyeyim? Hukuksuz mudur? Hukuksuz değildir. Etik midir? Etik de değildir. Hani yaptığı için böyle bir şey yapıyorlarmış, bu ne kadar hukuksuz bir uygulama, bu ne kadar diyemezsin. Ama etik de değildir. Herkes parasını istediği zaman ne olacak? Herkes parasını aynı anda isterse bu zaten hani herkes değil, %15'i %20'si bile aynı anda bankaya gidip benim paramı verin kardeşim derse bankalar da dönecek diyecek ki işte şu kadar para istiyor müşteriler. Merkez Bankası diyecek ki ben de o para yok. Para yok. Para yok. Çalış 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 çalış. Para yok. Stajyer. İşte mesela bu çok büyük bir finansal güvensizliğe ve sallantıya yol açabilir. Böyle bir şey olacağını pek zannetmiyorum. Ama olmama ihtimali de yok. Yok değil. Bir şey olur. Herkes bir anda böyle bankalara koşar. Verin benim paramı diye. Bir panik, bir stres. Bir işleri değiştirebilir. 5 dakikada değişir bütün işler çünkü. Yani ama bu çok zor bir durum. Çok altından kalkılması çok zor bir durum olur. Bankacılık sistemine olan güveni de yerle yeksan eder. O andan itibaren ne içeridekine ne dışarıdakine hiçbir şey anlatamazsın. Çok korkunç yerlere gidebilir o durum. İnşallah böyle bir şey yaşanmaz. Bunun olmaması için de şu olacak muhtemelen. Şimdi herkes biliyor ki o %60'lık döviz tevdiat hesabının bir şekilde eriyip piyasaya para olarak girmesi lazım. Ve herkes biliyor ki bu adamlar bu doları belli bir maliyet fiyatıyla aldılar. Hatta çoğusu işte 6 liralardan, 6,5 liralardan dolarlarını aldı.